Şimdi tamam. Gel şöyle buraya bak. Tarık Bey, Sayın Başkanım. Sanat bir şey. Evet. Beyler gördün mü? Bunun bile ilmi var. Tabii, Nezmettin Şahin, Şahin olarak gittim aldım. Hayır bir yönetim. Yok, burada da rüzgar yeterli şimdi. Evet, yani olmadığını mı çekiyoruz? Rüzgar yeterli, adrama yeterli. Başkanım daha iyi. Cahit Bey, kaç metre? Öncelikle Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bugün Karaköprü için, evet, 14 Nisan uçurtma şenliği. Geçen yıl başlattık. Gayet çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerin yoğun ilgisi var. Ben öncelikle Sayın Valime teşekkür ediyorum. Her konuda bizi desteklediği gibi bugün de sağ olsunlar. Bu mutlu günü bizimle paylaştılar. Şu anda da spor tesislerindeyiz. Karaköprü Belediye Spor'a bu tesisi yaptık. Tabii ki halkımıza da açık. Yeni bitme aşamasına gelmiş durumda. İnşallah yakın bir tarihte tüm detayıyla bittiğinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ben katılım gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Valim geldiği için sonsuz ayaklarına sağlık, saygılarımı sunuyoruz. Ben de başkanı tebrik ediyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi sadece Karaköprü'ye değil, tüm Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa gençliğine hizmet edecek bir spor bölgesi oluşturuyor. Bir tane amatörlerin maç yapabileceği Nizami UEFA standartında futbol sahası. Hemen yanı başında arkamızda görüyorsunuz bir yüzme havuzu. Yine yanı başımızda bir gençlik merkezi. İnşallah şu anda düşünülmüyor ama programlayabilirsek bir de spor salonuyla bu alan çok güzel bir spor alanı olur. Gençlerimiz burada spor yaparlar. Karaköprü'nün ötesinde söylediğim gibi Şanlıurfa gençliğine hizmet ederler. Başkana tebriklerimi sunuyorum. Yine 14 Nisan'da uçurtma şenliğinin bu yıl ikincisini yapıyor. Alanda gördünüz. Bütün aileler, Karaköprülüler, Urfalılar çocuklarını almış gelmişler. Güzel bir bahar havasında. Urfa'nın en güzel günleri herhalde iklim olarak, sıcaklık olarak. Ben bütün vatandaşlarımıza bu vesileyle güzel günler, iyi günler çocuklarıyla mutlu, huzurlu, barış, kardeşlik içerisinde günler diliyorum. Teşekkür ederim.